Bu pazarlar FM TRT Haber ekranlarındasınız. Türkiye'nin haber ekranına ana haber bültenimize hoş geldiniz. Bugün süremiz haberlerimiz açısından biraz daha kısıtlı olacak. O yüzden gündemin 24 Haziran seçimleri olduğunu hatırlatarak hemen ilk haberimize geçelim. İradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekiliyle böyle seslendi. CHP siyaseti kabzımal azarlığına dönüştürdü dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anketlerde de Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğunu söyledi. Tam bir kırılma noktasındayız. Bunu niye söylüyorum? Zira Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle artık bir dönüm noktasına gelmiştir ve bu dönüm noktası Türkiye'nin ileri atılım noktası olacaktır. Gençlik Kongresi'ne gelişte de salondaki konuşmasında da gündeminde kırılma noktası dediği 24 Haziran seçimleri vardı. Siyasi tarihimizde bir tarafta ülkesine hizmet için gecesini gündüzüne katan asil devlet adamları, diğer tarafta da 3 kuruşluk menfaati için 40 takta atan şahsiyet fukaraları vardır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajlarını İstanbul'dan verdi. Gençlere seslendi. CHP'nin onlara kötü örnek olduğunu söyledi. Kirli olanın geleceği de pir olmaz. Dün olduğu gibi bugün de CHP siyaseti bir kapsımal pazarlığına dönüştürdü. Erdoğan'ın hedefinde CHP'den İyi Parti'ye geçen milletvekilleri vardı. 15 vekilin iradesini sattığını dile getirdi. Ey 15 milletvekili ya siz iradenizi nasıl oluyor da bu kadar ucuza satıyorsunuz ben? Ey 15 milletvekili bak karıştırma siz Çanakkale'deki 15'ler değilsin. Siz iradesini satanlardansınız. Onları da lekelediniz. Cumhurbaşkanı Kongre'nin ardından Özbekistan ve Güney Kore ziyaretleri için Atatürk Havalimanı'na gitti. Hareketinden önce soruları yanıtladı. O sorulardan biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgiliydi. Bu konuyla ilgili hiçbir değerlendirme yapmayacağım. Zaten Sayın Gül değerlendirmeleri kendileri de yaptılar. Seçim meydanı herkese açıktır. Erdoğan'a 24 Haziran seçimleriyle ilgili son anketlerde soruldu. Hamdolsun anketler Cumhur İttifakı'nın açık ara önde olduğunu gösteriyor. Sevgili seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı adayı arayışındaki ana muhalefeti eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi. Yıldırım, "Sana yakışan aday olmaktır. Niye kapı kapı geziyorsun? Aday arıyorsun." dedi. Başbakan Binali Yıldırım ilk olarak İstanbul Küçükçekmece'deki AK Parti İl Gençlik Kongresi öncesinde vatandaşlara hitap etti. Kılıçdaroğlu'na seslendi. "Gel aday ol." dedi. O mu aday olsun, bu mu aday olsun? Aydan mı getirelim, Mars'tan mı getirelim, uzaydan mı gelsin? Sizin içinizde Cumhurbaşkanı adayı olacak elemanınız yok mu? Kemal Bey, sen parti başkanısın. Ana muhalefet partisinin genel başkanısın. Sana yakışan aday olmak ben de varım demektir. Türkiye'yi yönetmeye ben de talibim demektir. Niye kapı kapı geziyorsun, aday arıyorsun? Başbakan Yıldırım kongre salonundaysa partili gençlere seslendi. Biz inanıyoruz ki 12 seçimde olduğu gibi 24 Haziran seçimlerinde de milletimiz bizimle beraber olacak. Arkamızda duracak ve destekleyecektir. Efendim, malum gündem nedeniyle vaktimiz kısıtlı demiştik açılışta. E, sırada YSK bildirilerimiz olacak saat 22'de yeniden karşımızda olacağız. Şimdi hoşçakalın. Yüksek Seçim Kurulundan duyurulmuştur. 27. dönem milletvekili genel seçimine bağımsız aday olarak katılmak isteyenlerin 1-21 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 17'ye kadar milletvekili seçilmek istedikleri çevrenin il seçim kuruluna yasal şart ve nitelikleri taşıdıklarını belirten bir dilekçe ile bizzat veya bağımsız milletvekili adaylığı başvurusuna münhasır olarak verilen özel noter vekaletnamesine istinaden yapılacak bağımsız adaylık başvurularının kabul edileceğine 2 başvuru dilekçelerine 2839 sayılı milletvekili seçimi kanununun 21. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılmakta olan her türlü ödemelerin bir aylık bürü tutan olan 13.916 Türk lirasını ilgili mal sandığına emaneten yatırdıklarını gösterir makbuzu. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı örneğini, öğrenim durumunu gösterir diploma örneğini, askerlikle ilişiği olmadığına dair belgeyi ve ayrıca adli sicil ve arşiv kaydı belgelerini de eklemeleri gerektiğine, adli sicil ve arşiv kaydında mahkumiyeti bulunan adayların ayrıca 1. 2839 sayılı kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasının F bendinde belirtilen suçlardan ve E bendinde söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların kesinleşmiş cezalarının infazından sonra 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 121 ila 124. maddeleri veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13'e A maddesine göre mahkumiyet ...kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı memnu hakların iadesi, yasaklanmış hakların geri verilmesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli açıklamalı. Yukarıda belirtilen suçların niteliği ve cezaların süresi itibariyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 51. maddesine göre... ...mahkum oldukları hapis cezası ertelenenlerin mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13A maddesine göre ayrı ayrı yasaklanmış hakların geri verilmesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli açıklamalı. 2. 2839 sayılı kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasının F bendinde yazılı suçlardan ve E bendinde söz edildiği gibi takseli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları 647 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca ertelenmiş olanların 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 95'e 11. maddesine göre hüküm tarihinden itibaren 5 yıl içinde başka bir suçtan hüküm giymiş memiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkûmiyet kararlarının 30 Nisan 2018 tarihinden sonraki tarihli kesinleşme şerhli açıklamalı. 3 2839 sayılı kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde belirtilenler dışındaki diğer kasıtlı bir suçtan dolayı 1 yıldan az süreyle ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde öngörülen seçilme hakkı yoksunluğunu doğuracak biçimde kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezaların infaz edildiğine veya infaz edilmiş sayıldıklarına ilişkin belgenin 4 milletvekili seçilmesine engel mahkumiyeti olanlar hakkında sonradan uyarlama yapılarak 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun değişik 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olanların buna ilişkin kararın onaylı birer örneğine eklemeleri gerekliliğine 3 geçici aday listelerine itiraz halinde sözü edilen belgelerin itirazcı tarafından ibraz edilmesi zorunlu olup sadece kanuni engellerden ötürü itirazcının sağlaması mümkün olmayan belge ve bilgilerin bulundukları yerlerden il seçim kurullarınca geçirtilebileceğine, 4. inceleme ve değerlendirmenin yukarıda belirtilen ilkeler ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılmasına, 5. Bağımsız milletvekili adaylarının adaylıktan vazgeçmeleri nedeniyle emaneten yatırdıkları paraların geri verilebilmesi için vazgeçmenin en son 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 15'e kadar yapılabileceğine, 6, milletvekilliği için adaylıktan vazgeçmenin kimlik göstermek suretiyle doğrudan ve şahsen yüksek seçim kuruluna ve bu kurula iletilmek üzere aynı şekilde il seçim kurulu başkanlığına yapılabileceği gibi vazgeçme süresi içinde belirtilen kurullara noter aracılığıyla da yapılabileceğine, Yüksek Seçim Kurulunca 27 Nisan 2018 tarih ve 308 sayılı karar verilmiştir. İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemli duyurulur. Yüksek Seçim Kurulu'ndan duyurulmuştur. A. Aday listelerinin verilmesinde uyulması zorunlu yöntem. 1. Siyasi partilerin seçime katılacakları seçim çevrelerine ilişkin aday listelerini her ilin ve bir il birden fazla seçim çevresine bölünmüşse her bir seçim çevresinin adayları ayrı ayrı kağıtta gösterilmek suretiyle aday listelerinin ve bu listelere ihtiva eden DVD'nin Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen kayıt desenine göre Yüksek Seçim Kuruluna 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü en geç saat 17'ye kadar teslim etmeleri İllere ait bu listelerin alfabetik sıraya dizilerek listenin baş tarafına ilin adı, il birkaç seçim çevresine bölünmüşse, her bir çevre ayrı ayrı olmak üzere ilin adıyla birlikte bölünen seçim çevresinin numarasının yazılması, bunun altına da o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar adayların Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, adları, soyadları, öğrenim durumları, ilk, orta, yüksek biçiminde ve meslekleri birden çok meslek varsa yalnız biri gösterilerek sıra numarasıyla alt alta yazılmak suretiyle düzenlenmesi, C. listelerin her sayfasının siyasi parti mührünü ve yetkili imzayı taşıması, D. Her aday için 2839 sayılı kanunun 10 ve 11. maddelerine göre seçilme yeterliliği ile ilgili öğrenim durumlarını gösterir diploma, askerlikle ilişki olmadığına dair belge ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir nüfus cüzdanı örneği noter veya siyasi parti yetkililerince onaylanmış ile adli sicil ve arşiv kaydı belgesi sorgulama sonucunda adayın mahkumiyetinin belirlenmesi durumunda 1. 2839 sayılı kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde belirtilen suçlardan ve e bendinde söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanların kesinleşmiş cezalarının infazından sonra 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 121 ila 124. maddeleri veya 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13 A maddesine göre mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak ayrı ayrı memnu hakların iadesi, yasaklanmış hakların geri verilmesi, kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli açıklamalı. Yukarıda belirtilen suçların niteliği ve cezaların süresi itibariyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 1. maddesine göre mahkum oldukları hapis cezası ertelenenlerin mahkumiyet kararlarına ilişkin olarak 5352 sayılı adli sicil kanununun 13a maddesine göre ayrı ayrı yasaklanmış hakların geri verilmesi kararları almaları ve kararın kesinleşme şerhli açıklamalı. 2- 2839 sayılı kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasının f bendinde yazılı suçlardan ve e bendinde söz edildiği gibi taksirli suçlar hariç toplam 1 yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olup da cezaları 647 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca ertelenmiş olanların 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 95'e 11. maddesine göre hüküm tarihinden itibaren 5 yıl içinde başka bir suçtan hüküm giymemiş olduklarını kanıtlayabilmeleri için söz konusu tecilli mahkumiyet kararlarının 30 Nisan 2018'den sonraki tarihli kesinleşme şerhli açıklamalı. 3. 2839 sayılı kanunun 11. maddesinin 1. fıkrasının F bendinde belirtilenler dışındaki diğer kasıtlı bir suçtan dolayı bir yıldan az süreyle ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde öngörülen seçilme hakkı yoksunluğunu doğuracak biçimde kesinleşmiş hapis cezası bulunanların bu cezaların infaz edildiğine veya infaz edilmiş sayıldıklarına ilişkin belgenin 4, milletvekili seçilmesine engel mahkumiyeti olanlar hakkında sonradan uyarlama yapılarak 5271 sayılı ceza muhakemesi kanununun değişik 231. maddesi uyarınca hükmün açıklanmasının yere bırakılması kararı verilmiş olanların buna ilişkin kararın onaylı birer örneğini eklemeleri gerektiğine, e, il seçim kurullarının gerekli gördükleri takdirde kendi seçim çevrelerinin adayları hakkındaki diğer belgeleriyle ilgili yerlerden isteyebileceklerine ve bu taleplerinin derhal yerine getirilmesinin zorunlu olduğuna... 2839 sayılı kanunun 13. maddesi gereğince seçime katılan siyasi partilerin iller toplamının en az yarısından o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısı kadar aday göstermeleri gerektiğine, eksik aday gösteren siyasi partilerin bu eksikliği yüksek seçim kurulunca verilen sürede tam anlayamamaları halinde anılan kanunun 13 ve 14. maddeleri uyarınca seçime katılma hakkını kaybedeceklerine B, adayların istifaları yönünden uyulması gerekli yöntem. 1. Milletvekili seçimine katılan siyasi partilerin yüksek seçim kuruluna verdikleri aday listelerinde gösterilenlerden istifa edeceklerin bu yoldaki istemlerinin en geç 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 15'e kadar yüksek seçim kuruluna ulaşmış olması gerektiğine, belirtilen bugün ve saatten sonra ulaşacak istifalar veya ölüm nedeniyle oluşabilecek eksikliklerin dikkate alınmayacağına ve tamamlattırılması yönünde ilgili siyasi partiye bildirimde bulunulmayacağına, 2. 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 15'e kadar Yüksek Seçim Kurulu'na ulaşan istifa, ölüm, itiraz veya inceleme üzerine adaylıktan çıkarılmaları nedeniyle oluşan eksikliklerin tamamlanması hususunun Yüksek Seçim Kurulunca aynı gün saat 21'e kadar siyasi partilere bildirilmesi, siyasi partilerin bu eksiklikleri 30 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 17'ye kadar tamamlayarak Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmeleri gerektiğine, 3. Adaylıktan istifaların Yüksek Seçim Kurulu'na veya Yüksek Seçim Kurulu'na iletilmek üzere İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na doğrudan veya bizzat kimlik göstermek suretiyle yapılabileceğine bu hususun tutanağa bağlanması gerektiğine... 4. İstifanın Yüksek Seçim Kurulu'na belirlenen süre içinde noter vasıtasıyla da gönderilebileceğine... 5. Seçim takvimine göre 29 Mayıs 2018 Salı günü saat 15'ten sonra ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde oluşacak eksikliklerin tamamlanması mümkün olmadığından bu kişilerin seçilmiş bulunmaları halinde istifalarının hüküm ifade edeceğine ve yerlerine kendilerinden sonra gelenlerin seçilmiş sayılacaklarına yüksek seçim kurulunca 27 Nisan 2018 tarih ve 307 sayıyla karar verilmiştir. İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemli duyurulur. Yüksek Seçim Kurulu'ndan duyurulmuştur. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimiyle Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde kullanılacak yurtdışı seçmen listelerinin güncelleştirmesi için uyulacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. 1. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 30 Nisan 2018 Pazartesi gününden önce A. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden oy verme günü itibariyle 18 yaşını dolduracak olan ve yurt dışında yerleşik Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınır. B. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan olay bilgileri örneğin ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması ve bunun gibi yurt dışı seçmen kütüğüne işlenir. C. Oy verme günü itibariyle silah altında olan er ve erbaşlara ilişkin bilgiler, Milli Savunma Bakanı Asker Alma Genel Müdürlüğü'nden askeri öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınır ve bu kişilerin seçmen kütündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları oy kullanabilir hale getirilir. D. Ceza infaz kurumlarında bulunan taksiyeli suçlar dışındaki hükümlülere ait ceza infaz kurumundan firar edenler dahil bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulur. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibariyle tahliye olacaklar var ise kayıtları oy kullanabilir hale getirilir. Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararlan kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlarla, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salı verilenlerle uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 16. maddesinin 2. fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulamaz. E. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgiler Adalet Bakanlığı'ndan topluca alınarak bu kişilerin kayıtları dondurulur. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları oy kullanabilir hale getirilir. F. Cumhurbaşkanı seçimin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak 8 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 18 yaşını dolduracak olanlarla askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlü iken tahliye olacaklar dahil edilerek 8 Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir şerhi düşülür. Yurt dışında yaşayan ve seçmen niteliğini taşıyan Türk vatandaşlarının yurt dışı seçmen kütüğündeki kayıtları Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde 2 Mayıs 2018 çarşamba günü Türkiye saati ile 08.00'de ilan edilir. İlan süresince vatandaşlar www.ysk.gov.tr adresindeki yurtdışı seçmen sorgulama sayfasından kütüğe kayıtlı olup olmadıklarını kontrol ederler. Seçmen kütüğü genel müdürlüğünce www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilen yurtdışı seçmen kütüğü 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Türkiye saatiyle 17'de sonlandırılır. 2. İlan süresi içinde yurt dışı seçmen kütüğüne yazılacak olanlar. A. Seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olduğu halde yurt dışı seçmen kütüğünde ismi bulunmayanlarla kayıtlarında düzeltme veya yerleşim yeri değişikliği yapmak isteyen seçmenler askı süresi içinde dış temsilciliklere başvurarak adres beyan formu B doldurmak zorundadır. Temsilciliklerce konsolos.net sisteminden adres tescili yapılan seçmene ait adres beyan formu taranarak Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen yöntemle yurt dışı ilçe seçim kurullarına gönderilir. B. Dış temsilcilikler kendi görev çevresi dışında yerleşim yeri beyan eden seçmenlerin düzenleyecekleri adres beyan formu hakkında da yukarıdaki hükümler çerçevesinde işlem yaparlar. C. Yerleşim yeri yurt dışı olanlardan askı süresi içinde yurt içinde bulunanların en yakın nüfus müdürlüğüne pasaportları ile birlikte müracaat ederek adres beyan formu doldurmaları ve adres tescil işlemini yaptırmaları gerekli olup nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanlığına ya da bulundukları yer ilçe seçim kurullarına vermeleri halinde kayıtları yapılır. İlçe seçim kurulu bu evrağı yurt dışı seçmen adres beyanı kayıt işlemleri seç 003 2 ekranını kullanarak yurt dışı ilçe seçim kuruluna gönderir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde öğrenci olan seçmenlerden pasaportu bulunmayanların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde okuduğuna dair öğrenci kimliği ve geçerli kimlik belgesiyle başvurmaları halinde işlemleri yukarıdaki usule göre yapılır d. Askerlikten terhis olmasına ya da az temenniye nasip edilmesine rağmen ilan edilen yurtdışı seçmen kütüğünde kaydı bulunmayanların terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belge veya görev belgeleriyle dış temsilciliklere veya yurtdışı ilçe seçim kurulu başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtları yapılır. E. Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da kısıtlılık hali sona erenlerle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenlerin kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneğiyle dış temsilcilikler aracılığıyla veya yurt Yurt dışı ilçe Seçim kurulu başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtları yapılır F. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır. Hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali aynı kanunun 471. maddesindeki özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar. Hükmü gereğince hapis hali sona ermekte kısıtlılık hali de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek kişiler tarafından yapılan başvurulardan yurt dışı ilçe seçim kurulu başkanlığınca kabul kararları verilenler yurt dışı seçmen kütüğüne işlenir. Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir. G. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlar mahkemeden alacakları kısıtlılığın sona erme kararıyla müracaat etmeleri halinde seçmen listelerine eklenerek oy kullanabilirler. H. Yurtdışı seçmen kütüğüne kayıt veya değişiklik için postayla yapılan müracaatlar dikkate alınmaz. 3. İlan süresi içinde yurtdışı seçmen kütüğüne yazılamayacak olanlar A. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler 4721 sayılı kanunun yukarıda belirtilen maddelere uyarınca haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin vesayet ad defterleri ve uyap kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan sulh hukuk mahkemelerinden istenmesi ve seçsise girilmesi gerekmektedir. B. Seç ma niteliğine sahip Türk vatandaşlarından adres kayıt sisteminde yer almayanlar 5490 sayılı kanunun elinci maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres beyan formunu doldurmadıkları sürece C izinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlarla askere öğrenciler yedek subay öğrencileri dahil D. Türk vatandaşlığını kaybedenler kütüye yazılamazlar. 4. Yurtdışı seçmen kütüğündeki kayıtların dondurulması veya silinmesi. A. Yurtdışı seçmen kütüğünde kayıtları olmakla beraber silah altında bulunan er ve erbaşların, askere öğrencilerin, yedek subay öğrencileri dahil, kesinleşmiş mahkeme kararlarına lenfiz edilenler dahil, göre kısıtlı olan seçmenlerin 4721 sayılı Kanunun 405 ve 406. maddelerine göre taksirli suçlar dışında kısıtlı kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlülerin ceza infaz kurumundan firar edenler dahil, yurt dışı seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanların kayıtları 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 17'ye kadar Seçsiz'in Seç 0031 bir ekranı kullanılarak yurt dışı ilçe seçim kurulunun karanla seçmenin yukarıda belirtilen durumuna uygun seçenekle dondurulur. B. Yurt dışı seçmen kütüğünde kayıtlı bulunan seçmenlerden nüfus ve vatandaşlık işleri genel müdürlüğünden Alınan nüfus olay bilgisine ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi, kısıtlı, silah altında olanlar ve bunun gibi göre kayıtları silinmesi gerekenlerin kayıtları seçmen kütüklerinin kesinleşme tarihinden bir gün öncesi olan 21 Mayıs 2018 Pazartesi günü saat 17 itibariyle seçmen kütüğü genel müdürlüğünce silinir. 5. Yurtdışı seçmen kütüğüne itiraz edebilecekler. İlan edilen yurtdışı seçmen kötüğüne seçmenler, cumhurbaşkanı adayları veya yetkilendirdiği kişiler ve siyasi partilerin genel merkezlerince görevlendirilenler ilan süresi içinde itiraz edebilirler. Cumhurbaşkanı adayları adına itiraza yetkili kişiler dilekçelerine yetki belgelerini eklemek suretiyle itiraza bulunabilirler. Siyasi partiler mühürlü ve imzalı bir yazıyla partileri adına kimlerin itiraz edebileceklerini yurtdışı ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler. A. Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler A. Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı tüm seçmenler B. Yurt dışı seçmen kütüğüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar Örneğin askeri öğrenci, ölü, kısıtlı, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı ve bunun gibi ile ilgili olarak B. Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlarsa ancak kendileriyle ilgili olarak itirazda bulunabilirler 6. Yurtdışı seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmaları mümkün bulunmadığından vatandaşların seçme haklarını kullanabilmeleri, siyasi partilerinde eksiği ve yanlışı olabildiğince giderilmiş bir kütük oluşmasına katkı sağlayabilmeleri bakımından askıya çıkarılan seçmen listelerini titizlikle incelemeleri gerekmektedir. İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemli duyurulur. Yüksek Seçim Kurulundan duyurulmuştur. 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanununun ikinci maddesiyle 2839 sayılı Kanunun 42. maddesi uyarınca 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde 298 sayılı Kanunun 79. ve 80. maddelerinde öngörülen yasakların uygulanması gerekmektedir. 1. 298 sayılı kanunun 79. maddesi gereğince oy verme günü olan 24 Haziran 2018 Pazar günü sabah saat 06'dan gece saat 24'e kadar a. Her ne suretle olursa olsun alkollü içki satılmasının içkili yerlerle umumi mahallelerde her çeşit alkollü içki satılması ve verilmesiyle içilmesinin yasak olduğuna B. Emniyet ve asayişi korumakla görevli olanlardan başka hiçbir kimsenin 5237 sayılı kanunun 6. maddesinin 1. fıkrasının F bendinin 1, 2, 3 ve 5 numaralı alt bentlerinde gösterilen silahlan köy, kasaba ve şehirlerde taşıyamayacağına 2 oy verme günü oy verme süresince kahvehane, kıraathane ve internet kafeler gibi bütün umumi eğlence yerlerinin kapalı olacağına, eğlence yeri niteliğini taşıyan lokantalarda yalnızca yemek verilebileceğine, Seçim yasaklarına ve yukarıda kurallara uyulmak şartıyla oy verme günü saat 18'den sonra düğün yapılabileceğine, 3. 298 sayılı kanunun 80. maddesi gereğince A. Oy verme günü saat 18'e kadar radyolar ve her türlü yayın organları tarafından seçimler ve seçim sonuçları ile ilgili haber, tahmin ve yorum yapılmasının yasak olduğuna. B. Saat 18 ile 21 arasında radyolarda ve her türlü yayın organlarında ancak Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçimlerle ilgili olarak verilecek haber ve tebliğlerin yayınlanabileceğine. C. Saat 21'den sonra bütün yayınların serbest olduğuna ancak Yüksek Seçim Kurulunca gerek görülmesi halinde saat 21'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebileceğine... 4. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalması halinde aynı hükümlerin 8 Temmuz 2018 tarihinde de uygulanacağına, Yüksek Seçim Kurulunca 27 Nisan 2018 tarih ve 306 sayı ile karar verilmiştir. İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemli duyurulur. Yüksek Seçim Kurulu'ndan duyurulmuştur. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekili genel seçimiyle Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalması durumunda 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı ikinci tur seçiminde kullanılacak seçmen listelerinin güncelleştirmesi için uygulanacak esaslar aşağıda belirtilmiştir. 1. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü'nce 30 Nisan 2018 Pazartesi gününden önce a. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden oy verme günü itibariyle 18 yaşını dolduracak olan ve geçerli yerleşim yeri adresine sahip Türk vatandaşlarına ait bilgiler alınır. B. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden alınan olay bilgileri, örneğin ölüm, vatandaşlığın kaybedilmesi veya kazanılması ve bunun gibi yurt içi seçmen kütüğüne işlenir. C. Oy verme günü itibariyle silah altında olan er ve ilişkin bilgiler Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü'nden askere öğrenciler, yedek subay öğrencilere ait bilgiler de Genelkurmay Başkanlığı'ndan alınır ve bu kişilerin seçmen kütüğündeki kayıtları dondurulur. Askerliği nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulanlardan oy verme günü itibariyle terhis olacaklar var ise kayıtları oy kullanabilir hale getirilir. D. Ceza infaz kurumlarında bulunan taksirli suçlar dışındaki hükümlülere ait ceza infaz kurumundan firar edenler dahil bilgiler Adalet Bakanlığından alınarak kayıtları dondurulur. Ceza infaz kurumlarında bulunması nedeniyle daha önceden kayıtları dondurulan hükümlülerden oy verme günü itibariyle tahliye olacaklar var ise kayıtları oy kullanabilir hale getirilir. Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salı verilenlerle uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 16. maddesinin 2. fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtlan dondurulamaz. E 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenlere ait bilgiler Adalet Bakanlığı'ndan alınarak bu kişilerin kayıtları dondurulur. Kısıtlılığı sona ermiş olanlar var ise kayıtları oy kullanabilir hale getirilir. F. 298 sayılı kanunun 74. maddesi uyarınca engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere engelli ve yaşlı hizmetleri genel müdürlüğünden görme ve ortopedik engellilerin listesi elektronik ortamda istenir. Alınan bilgiler seçmen kütüğüne işlenir. G. Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci oylamaya kalabileceği hususu dikkate alınarak 8 Temmuz 2018 tarihi itibariyle 18 yaşını dolduracak olanlarla askerlikten terhis edilecekler ve kasıtlı suçtan hükümlüyken tahliye olacaklar dahil edilerek 8 Temmuz 2018 tarihinde oy kullanabilir şerhi düşülür. Seçmen kütüğünde yukarıdaki işlemler yapıldıktan ve seçmen kütüğüne dönüştürüldükten sonra ilçe seçim kurulları tarafından 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08'de muhtarlık bölgeleri esas alınarak ait oldukları mahalle veya köylerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkarılacak ve 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17'de askıdan indirilecektir ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklularla taksiri suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin 2 Mayıs 2018 Çarşamba günü saat 08'de bulundukları koğuşlara veya yönetimce ilan edilmek şartıyla belirlenecek uygun yerlerde askıya çıkarılacak listeler 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü saat 17'de askıdan indirilecektir. 2. Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılacak olanlar. Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 2-12 Mayıs 2018 tarihleri arasında a. Seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan B. Birinci oylama için 24.06.2000 seçimin ikinci oylamaya kalması halinde 8.07.2000 tarihinde ve daha önce doğan yıl, ay ve günü gösteren nüfus müdürlüğünce verilen Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir. C. Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacıyla listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesine gelen nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir. D. Öğrenci olup seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen... E. muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan, F. nüfus olay bilgisi değişen, vatandaşın kazanılması, gaipliğin iptali gibi Türk vatandaşları adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına G birinci oylamanın yapılacağı 24 Haziran 2018 seçimin ikinci oylamaya kalabileceği ihtimale dikkate alındığında ise 8 Temmuz 2018 tarihi itibariyle askerlikten terhis olan ya da az teğmenliğe nasp edilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir. H kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkumiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salı verilenlerle uzun süreli hapis cezası ertelenen veya 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunun 16. maddesinin 2. fıkrası gereğince infazı geri bırakılan hükümlülerin kayıtları dondurulamaz. Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar. ı. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgili'nin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşen, kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin ibrazı gereklidir. İ. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 407. maddesinde belirtilen bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkum olan her ergin kısıtlanır. Hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali aynı kanunun 471. maddesindeki özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkumiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar. Hükmü gereğince hapis hali sona ermekle kısıtlılık sandık halinde sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan tahliyesine ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir. Türk vatandaşları listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına J. Tutuklularla taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan K tutuklu veya taksili suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklularla taksili suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan bu durumda olan kişiler hakkında öncelikle 5490 sayılı kanunun 50. maddesi 6. fıkrası gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne kayıtlarının yaptırılması gerekmektedir. Türk vatandaşları 5490 sayılı kanunun 50. maddesi hükmü gereği ceza infaz kurumları idaresi aracılığıyla yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilir. 3. Askı süresi içinde engelli seçmenlerin beyan ve güncelleme işlemleri. Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formuyla bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulması durumunda ilçe seçim kurulu başkanlığınca seçmen kaydı güncelleme seç 003 ekranı kullanılarak veya seçmen kütüğü genel müdürlüğüne başvurması halinde genel müdürlükçe engelli seçmenlerin oylarını rahatlıkla kullanabilmeleri için sandık ataması yapılırken göz önünde bulundurulmak üzere engelli olarak işaretlenir. Engelli beyan formu www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir. 4. Askı süresi içinde muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılamayacak olanlar A. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 405 ve 406. maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler 4721 sayılı kanunun yukarıda belirtilen maddelere uyarınca haklarında kısıtlılık kararı verilenlere ilişkin listenin vesayet ad defterleri ve uyap kayıtları esas alınmak suretiyle hazırlanıp gönderilmesinin ilçe seçim kurullarınca vesayet makamı olan su hukuk mahkemelerinden istenmesi ve sise girilmesi gerekmektedir. B. Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından Mernis adres kayıt sisteminde yer almayanlar 5490 sayılı kanunun 50. maddesi hükmü gereği askı süresi içinde adres kayıt sistemine kaydoldukları halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar C. İzinde olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlarla askere öğrenciler, yedek subay öğrenciler dahil d. taksirli suçlar dışında kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, ceza infaz kurumundan firar edenler dahil listelere yazılamazlar. 5. Muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayanların yazımıyla kayıtlarda değişiklik, düzeltme yapılması veya yerleşim yerini değiştirenlerin yazımı. A. Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan B. Askı süresi 2 Mayıs 2018-12 Mayıs 2018 içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler bizzat veya 5490 sayılı nüfus hizmetleri kanununun 50. maddesinde sayılanlar ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formuyla birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz, abonelik sözleşmesi veya faturası, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden bir ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını yukarıdaki belgeleri de eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğüne de yapabilirler. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50. maddesinin 3. fıkrası gereği özel vekaletname ile başvuranlar sadece vekalet veren adına adres beyanında bulunabilirler. E. Öğrenci olup seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler, askeri öğrenciler hariç öğrenim gördükleri okuldan o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgelerle kaldıkları yurtlara bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler. Nüfus müdürlüklerince diğer adres, ikinci adres beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir. 6. Muhtarlık bölgesi askı listelerine seçmenler ve siyasi partiler ilan süresi içinde itiraz edebilirler. Siyasi partiler mühürlü ve imzalı bir yazıyla partilere adına kimlerin itiraz edebileceklerini o yer ilçe seçim kurulu başkanlığına bildirirler a. Cumhurbaşkanı adayları ve siyasi partiler adına itiraza yetkili kılınan kişiler a. O ilçede oturan tüm seçmenler b. Seçmen kütüne yazılmaması gerekenlerden yazılmış olduğu anlaşılanlar örneğin o muhtarlık bölgesinde yerleşim yeri adresi bulunmayan askeri öğrenci, ölü, seçmen yaşına ve ehliyetine sahip olmayan kişilerin yazımı ve bunun gibi ile ilgili olarak b. Seçmen niteliğini taşıyan vatandaşlar ise ancak kendileriyle ilgili olarak itiraza bulunabilirler 7. Yurt içi seçmen listesinde kaydı olmayanların oy kullanmaları mümkün bulunmadığından vatandaşların seçme haklarını kullanabilmeleri, siyasi partilerinde eksiği ve yanlışı olabildiğince giderilmiş bir kütük oluşmasına katkı sağlayabilmeleri bakımından askıya çıkarılan seçmen listelerini titizlikle incelemeleri gerekmektedir. İlgililere, görevlilere ve kamuoyuna önemli duyurulur.